Rüya Hanım geliyor. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Merhaba. Merhaba, hoş geldin tekrar. Hoş buldum, nasılsınız Esra Hanım? Vallahi biz heyecanlıyız. Ben de heyecanlıyım. Umut'cum nasılsın? Umut'cum. Evet. Sağ ol canım benim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. İzmir'den geldim, sana sevgi getirdim. Ben de sevgilerimi yolluyorum, evet, memleketime çok özledim. Havalar nasıl? Güzel, sıcak. Burası yağmurlu, soğuk, üşüdüm. Kaç yaşındasın Rüya? 20 yaşındayım, hiç evlenmedim, İzmirliyim. Anneniz, babanız? Evet. Haberleri var mı? Var, izliyorlar. Onlara selamlarımı da sevgiler yolluyorum. Ne düşünüyorlar Rüya? Saygı duyuyorlar, kim olursa olsun. Önemli olan benim kararım, benim fikrim. Kim olursa olsun. Evet, çünkü ben evleneceğim, onlar evlenmeyecek sonuçta. Ama onların fikirleri de önemli değil mi? Yani önemli ama onlar yaşamayacaklar. Ben yaşayacağım. Onlar aldığım kararlar her zaman saygı duyuyorlar. Peki, ben de bile bile yani kötü yani senin hayatında seni olumsuz etkileyecek bir insanla evlenmene müsaade ederler mi? Sırf sen seviyorsun diye. Evet, ederler. Çünkü anlayışlılar ve benim huyumu biliyorlar. Ya 20 yaşındasın. Evliliğe hazır mısın? Evet, kendini hazır hissediyor musun? Anne olmak istiyorum. İnşallah. İnşallah. Evlilikten ne bekliyorsun? Güven bekliyorum. Güven problemim var. Çok kıskanç ve bencilim. Çok kıskançsın. Evet, ve çok bencil. Kıskancım ve bencilim. Bencilsin. Sevdiğim insanı kesinlikle kız olsun, erkek olsun paylaşamıyorum. Ama böyle ilişki yürümez Rüya ya. Daha başlamadınız ki. Ama o yürümez yani. Hayır. O zaman şöyle bir şey, sen bana sıkıldım dersin, başkalarının sana yaşattığını bana yaşatırsın. Ne dedi? Yani. Rüya marjinal bir kişilik. Marjinal değil, orijinalim, o yüzden buradayım. O kadar basit. Ya. Boşa gelmedim basit. Yani. Yarım bıraktığını başkalarının tamamlamaya geldim. Ama sen şimdi bu sözlerinle itiyorsun. İtici geldin bana Rüya. Sıkıntı yok. Sıkıntı yoksa evet. Kararım olumsuz Rüyacığım. Peki. Aç okay, sürmeyiz o yapıyorsun. Zaman. Okey bay. Umut. Dalga geçmeye mi geldiniz hanımefendi? Yok. Şov yapmaya mı geldiniz? Umut. Ünlü olmaya geldim. Buyurun, ünlü olmak istiyorsanız değişik programlara gidebilirsiniz. Burası evlilik programı. Yaptığınız hareket, konuşma tarzı, üslubunuz çok yanlış. Evet, şakalaşıyordunuz bana, ya. Bana birçok kişiler geldi ve ben Umut. Şu sizin yaptığınız tepkiyi yapsaydım birçok hakaret alırdım. Benim aileme saygım var, sizin ailenize saygım var. Karan olumsuzdur. Umut. Tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna. Aa, Umut bir saniye ya. Lütfen. Ben kendimi kullandırtmam. Ben buraya belirli amaç için geldim. Buraya şimdi gerçekten tamam. Esra Hanım, çok özür dilerim. Bakın. Kimse beni kullanamaz. Senin arkadaşın. Olabilir. Kimse beni kullanamaz. Ben kendimi kullandırmam. Seni niye kullansın şu, ki? Şu davranışın da oturma şeklin, şu gülüş tarzın bile bana o kadar itici geldi ki şu an çok özür dilerim. Yanlış bir şey söyledim. Teşekkür ederim. O yüzden bana talip geldin, çıktın buraya evet, değil mi? Çekici evet. Geldiğim için. Ama evet. Sen bana itici geldin. Evet. Ama sen nasip, bana bir kere sen nasip. Bana bin kere talip olsam ben sana bir kere evet demem. Nasip. Niye peki böyle bir şeye girdiniz ya? Hakikaten. Ne dedi orada? Ben başkaları gibi sıkılmam senden, merak etme falan deyip bu tarafa doğru böyle iticice bir dal geçme tarzında konuştu. Seninle bir saniye orayı bir daha söyle. İstemezsen sıkıldım dersin. Şeyini alabilir miyiz? Görüntünün tekrarını alırsak benim ne demek istediğimi, kötü bir şey söylemediğimi anlarlar. Ben acaba hani bir yayından önce hani sıkıldım mevzu oldu ya, ona göre mi dedi diyorum. Şimdi ben yanlış şey konuşmak istemiyorum. Hani ben burada bayanlarla tartışınca Umut'un uslubu yanlış oluyor ama siz de genç bir kızsınız. 20 yaşında bir genç kızsınız. Bence uslubunuzu düzeltin. Ondan sonra talip aramaya devam edin. Tamam. Ya ben anlamadım şimdi neyini yanlış anladığını. Peki o bölüme bir evet, tekrar baksınlar. Lütfen. Şu bile yanlış biliyor musunuz? Umut'cum ne haber? Umut. Ve
Siz de genç bir kızsınız, 20 yaşında bir genç kızsınız. Hı-hı. Bence uslubunuzu düzeltin, ondan sonra talip aramaya devam edin. Tamam. Ya ben anlamadım şimdi neyini yanlış anladığını. Peki o bölüme bir evet, tekrar baksınlar. Lütfen. Şu bile yanlış biliyor musunuz? Umutçum naber? Umutçum nasılsın dedim. Ve ben sana gereken cevabı verdim. İyiyim canım dedin. Senden naber dedim. Burada ne çıkartıyorsun? Naber sen demedim. Ne anladın? Bence sen bir kulak doktoruna... Yaptın. Benim kulaklarım da çok Umutcum, iyi. Umutcum nasılsın dedim. Sen ne de fark Rüyacım ediyor? İyiyim hayatım ne fark sen ediyor? Nasılsın Bana dedi. Aradaki farkı söyler misin? Ne dememi bekliyorsun ki? Umut Umutcum nasılsın? Dedi. İyi misin? Peki. Umut Bey. Peki. Saygı görmek istiyorsan. Lütfen. Peki yani hani Umutcum derken hani hu dedim. Hani bir an o heyecan atmak için mi? Yani kötü niyetle söylemedim kötü ben onu. Ben de kötü niyetle cevap vermedim. Ben şu an yani anlamadım. Umutçum derken kötü ne var şimdi ki bunda? Şimdi ben diyorum ki hanımefendi marjinal bir kişilik diyorum. Hayır ben orijinal bir kişi. Orijinalim, yani şu an bile marjinal bak, değilim şu an bile dedim. Yani şu pozisyon nedir yani? Şu pozisyon nedir yani? Ben sinirleniyorum. Sakin davranmaya çalışıyorum. Uslubumu bozmamaya çalışıyorum. Siz sırıtıyorsunuz bana. Şu pozisyon ya. Şu pozisyon ya. Ayıptır ya. Esra, ama nesi ayıp Umut? Ya, lütfen Esra Hanım bunda... Hayır şimdi bak... Ya bunda düzgün bir şey var mı şimdi şu an? Böyle oturuyor. Ya siz mi? Siz, ben ne? Vallahi bende mi sorun var arkadaşlar? Var Hayır mı? Şimdi böyle otursa sana yani... Hayır bakın memuru. Şu değil. Böyle ben, otursa falan tamam ben da yaptığı, böyle oturuyor. Hayır bak, öyle şu... oturmuyordu. Öyle oturmuyordu. Demin öyle oturmuyordu. Şimdi siz söylediğiniz düzeltti. Hayır ve böyle değişik sırıtma hareketiniz de yapıyordunuz. Nasıl oturacağımı şaşırdım Esra Hanım. Biz ekran önündeyiz. Biz şu hareketleri yapsak affedersiniz de bize sosyal medyada yazarlar. Alın işte arkadaşlar görüyorsunuz benim talibim gene olumsuz. Ya çıkın çıkın gelin arkadaşlar evlenmek istiyorum ama gelsin yani. Hanım hanımcık terbiyeli, uslubu düzgün, bayanlar gelsin evleneceğim. Vallahi evleneceğim. Oturmayı kalkmayı senden öğrenecek değilim. Ben bu kriterlerimden birincisi. Bahsediyorum aynen, hanımefendi. Bu birincisi. Ben nasıl ben nerede nasıl ne konuşacağımı iyi bilen bir insanım. Evet belli. Evet belli. Nasıl konuşacağımı belli. İyi bilen bir insanım. O çok sensin. Özür dilerim, affedersiniz. Bir çiçek önemli varsa değil. Getireyim arkada, varsa önemli. Vereyim lütfen, size. Lütfen, lütfen alırım, alırım, alırım. Artın yorum alabilir miyim? Neyini yorum alacaksın lütfen ya? Evet. Neyini yorum alacaksın senin yani? Senin arkadaşınmış. Evet. Nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi Rüya olduğu gibi bir insan. Biz bunu bu şekilde seviyoruz ve şimdi, gerçekten arkadaş... Hani, biraz daha rahat. Ya tabii ki de hani o dilin, hani dilin kemiği yok ya. O düşüncelerini pat pat söyleyen bir insan. Susi, sen mi ödeyeceksin parasını? Sana ne talibim yiyorum? Ödüyor para. Sen öde parasını da ben gel ben birlikte çıkalım yemeğe. Ben yiyorum zaten hep ben yiyorum. Tamam ne ben alaka? Size talibim burada. Esra Hanım bayana talibim, suşiyi sen ısmarla bana. Ben niye ısmarlayayım sana? Niye talibini ısmarlıyor sana? Niye talibini suşi ısmarlasın. Umut'un tarzı. Bir kere çok sinirli yani ben anlayamadım şu an. Bir bayana böyle bu şekilde konuşması da hoş değil yani. Bayanın da uslubunu... Bir kere benim huylarımı da bilmiyorsun. Ben senin huyunu çok iyi gördüm burada. Bir saniye, bir saniye tek tek söz vereceğim. Nesrin. Bir kere hanımefendi Umut'u izleyerek geldiyse Umut'un ne kadar beyefendi ve bu tür davranışları kaldıramayacağını bilmesi gerekiyor bugün. İkincisi gerçekten yani yaşının vermiş olduğu bir rahatlık da olabilir. Hani bu iki tarafında yapmış olduğu bir terbiyesizlik değil ama Umut bunu kaldırabilecek bir çocuk değil. Çünkü hiç tanımadığın, ilk defa göreceğin birine geliyorsun ve bence de davranış biçimin yanlıştı. Saygı duyuyorum. Ama... Öncelikle bir erkeğe talip oluyorsun ve talip olurken eski ilişkisinden bahsederek locaya doğru top atıyorsun. Bu çok yanlış. Umut gerçekten çok efendi bir insan. Yani hani sen kendini düşürdün bu arada. Yani hiçbir şekilde burada kimse seni desteklemedi. Zirvedeyim ne diyorsun duyamıyorum. Evet, zirvedeyim yani, ne diyorsun? Ne diyorsun duyamıyorum. Çok memnun oldum. Hadi kendine iyi bak. Konuşmak istiyorum çıkışta çünkü verim yok. Teşekkür ederim Esra Hanım. Şu anda canlı yayında hayır. Hayır söylemek istiyorum lütfen. Ama şu anda mikrofonlar açık ne söyleyeceğim? Zirvedeyim duyamıyorum.
Ben yaşlanmışım biliyor musunuz? Vallahi bak. Esra Hanım şunu da söylemek istiyorum. Ya şimdi ona da haksızlık yapmak istemiyorum. Ben bir arayı kaçırdım çünkü burada bir daldım. O orijinalim marjinalim de deyince hani bazı insanlar Esra, hazır cevap bakın, olurlar. Gene de sen genç de zeki kızdır. Bir eğer bir hatam, ama... bir hatam, bir kusurum olduysa ben annesinden babasından özür diliyorum. Fakat yaptığı saygısızlıktı. Evet, bir ara bir şey oldu, böyle bir dikleşme oldu. Şimdi buraya katılan her birey kendi karakteriyle geliyor. Çoğu zaman bu karakterler uyuşabiliyor, çoğu zaman da çarpışabiliyor. Ama genel anlamda herkesin bir tarzı var. Enteresan. Efendim? Efendim? Abla şeye bağlı, sosyal medya kullanmıyor, o yüzden böyle oldu. Sosyal medya kullanmaktan vallahi çok kullansın.